Gel gel. Dümdüz gideceksin kanka. Bundan sonra hep düz. Otolimit'e hoş geldiniz. Şu anda saat gece 11. Dedeyi almaya gidiyorum. Dedeye ne oldu diye şu anda soranlar olabilir. Instagram'dan takip edenler biliyor arkadaşlar. En son bir çekiciye bindi ve öyle gitti. ne olduğunu ben size arabayı aldıktan sonra anlatacağım. Başımıza ufak tefek bir şeyler geldi. Yine çok ciddi bir şey yok bu arada. Şimdi almaya gidiyorum. Bir iki gün önce ufak bir yolda kaldım. Ondan sonra İmdat Usta'ya gönderdik. O da hallettiğini söyledi. Şimdi teslim almaya gidiyoruz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Başıma bir şey geldiği zaman ilk oradakiler. ilk oradakilerin haberi oluyor. Bakalım dedeye neler olmuş arkadaşlar. Videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, adrese yine geldik. Yine başka Altimaları görebildiğimiz tek yer. Tozkoparan Nissan'dayız şu anda. Arabamız hazır. Burada değil. Gördüm şu köşede bir yerde duruyor. Ben zaten dönüş yolunda şimdi. Yanımda kameram yok ama telefonu bir yere sabitleyip size anlatmaya çalışacağım. Neler başımıza geldiğini. Şimdi biraz İmdat abiyle sohbet muhabbet edelim. Gelmişken şöyle makinaları da tekrardan bir gösterelim. Arkadaşlar bir maşallahınızı alırız. İmdat abi nazara çok inanıyor. Artık ben de çok inanıyorum. Evet. Bizim makine de şurada. Bir gidelim bakalım yanına. Bizim araba da burada arkadaşlar. Yapılmış. Buraya koyulmuş. Şimdi yola çıktığımızda başına neler geldi, başımıza neler geldi anlatmaya çalışacağım. Zaten yolumuz uzun, Kartal'dayız. Biliyorsunuz ben Beykoz'dayım. Buradan Beykoz'a gidene kadar biraz sohbet muhabbet ederiz. Bizim canavarı da gösterelim ya. Belki satarız. Semih, çocukluk arkadaşım. Arkadaşlar, başınıza böyle şeyler geldiğinde sizi yolda bırakmayacak bir can kardeşiniz olsun. Merhaba arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sağ olsun bizi Fluence'le buralara kadar getirdi. Şimdi önlü arkalı döneceğiz. Dönüşte bir dedeyle Fluence'in ifadesini belki alırız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz abone oldukça arkadaşlar biliyorsunuz kanal daha farklı yerlere geliyor. Daha kolay başka arabalara ulaşıyoruz. O yüzden destekleriniz bizim için önemli. Hadi bakalım yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, dedeyi aldık, dönüyoruz, otobandayız. Fluence arkamızda bizi takip ediyor. Şimdi neler oldu şöyle söyleyeyim. Bir özet geçeyim arkadaşlar. Çekime gittim. Hatta en son çektiğim Passat videosunu çekmeye gittim. Döndüm arkadaşlar. Hiçbir problem yoktu. Canavar gibiydi. Ama tam böyle bizim evin yokuşunu çıkarken böyle bir gaz kesildi gibi oldu. Yani bir anda. Daha öncesinde hiç hissettirmedi. Ve sonrasında çalışmadı. Biraz uğraştım, çalıştırmayı denedim ama baktım olmuyor. Çok da fazla zorlamadım. Sonrasında zaten Instagram'a işte story atmıştım. Görenler vardır içinizde. Valla dedeyi de bu arada kendi arabası gibi sahipleniyor herkes. Aslında çok da hoşuma gidiyor. Sağdan bir araba geliyor. Ona bir müsaade edelim. Geçsin. Dedeyi de herkes arkadaşlar kendi arabası gibi gerçekten sahipleniyor. Bu benim hoşuma gidiyor. Abi ne oldu, dede iyi mi vesaire diye çok fazla mesaj geldi. Dede iyi arkadaşlar. Yakıt sisteminin elektrik tesisatında bir problem olmuş. Ondan sonra bu elektrik tesisatındaki problem yakıt pompasına da zarar vermiş. Dolayısıyla elektrik tesisatı ve yakıt pompası biraz elden geçti. Hatta yakıt pompasını değiştirdik. Yine orijinal Japon bir yakıt pompası taktık. Ondan sonra bir iki gün içerisinde tekrardan dedeye kavuşmuş olduk. Ama tabii şöyle bir durum var mesela. Biliyorsunuz ben her şeyi anlatıyorum size. Yani tek dikkatimi çeken şey, şimdi elektrik tesisatı elden geçtiği için muhtemelen bir yerlerde ufak bir hata yapıldı. Arabanın merkezi kilit sistemi çok sağlıklı çalışmıyor. Yani arabayı kilitliyor ama açmıyor. Onu da yarın yapan elektrikçiye tekrardan götürüp bir göstermem gerekecek. Bu elektrik işi arkadaşlar gerçekten çok önemli bir iş. Şöyle önemli bir iş. Düzgün bir elektrik ustası olması çok önemli. Şey anlamında söylemiyorum şimdi. Tabii ki de böyle ufak tefek problemler olabilir ama işin ehline yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü elektrik işi ayrı bir uzmanlık alanı gibi bir şey arkadaşlar. Biraz hani böyle sanayiden vesaire anlayanlar varsa ne demek istediğimi anlayacaklardır. Mesela şey de gitmiş. Benim şu normalde teyp böyle renkleri değişmez deyip yeşilde kalırdı. Tabi araba
resetlenince teybin de ayarları bozulmuş. Yani durum bundan ibaret. Yarın tekrardan bir elektrik şeye gideceğim. Merkezi kilit olayına tekrardan bir baktıracağım. Büyük ihtimalle çok basit bir şey. Hemen hallederler diye düşünüyorum. Ama dedenin sağlığı iyi arkadaşlar. Bu tarzda arabalarda önemli olan şey motor sağlığı iyi olsun. Ciğerinde bir problem olmasın. Böyle ufak tefek şeyler olur. Ve hatta yani Mustafa'nın şunu söyledi. Bu arabanın dedi işte elektrik tesisatını kimse ellememiş dedi yani bu zamana kadar. Yani yıllar sonra ilk defa işlem görmüş oldu. 34 yaşında bir araba bu. 34 yaşında bir araba için böyle şeyler oldukça normaldir arkadaşlar. O yüzden hani niye böyle oldu falan dememek lazım. Eski bir araba almayı düşünüyorsanız da sizin de zaten bunları normal karşılıyor olmanız lazım. Vay çılgın falan solumuza geliyor. Oğlum bak zaten daha yeni çıktım sanayiden. Beni kışkırtma. Bir de elimde telefon var. Dur bakayım. Gel gel. Erken bastı bu arada. Vallahi erken bastı. Erken oturdun ama olsun Semih. Dur zaten benzinim az. Hepten yakıt pompasını şimdi bir daha yakmayalım. Ama o bir kaşındı. Bence bir uygun devir aralığında, şimdi onun arabası otomatik. Uygun devir aralığında bence küçük tatlı bir deneme bir daha yapalım yolun devamında. Ne diyorsunuz? Kimseye rahatsızlık vermeden müsait olduğunda, ki zaten arkadaşlar hız sınırlarını bile geçmiyoruz gördüğünüz gibi. Altınızdaki arabalar sonuç itibariyle çok güçlü arabalar değil zaten. Gel gel. Vites kaçırdık. Neyse arkadaşlar dediği daha fazla yormayalım. Evet arkadaşlar, gece çekmeye başlamıştım videoyu. Şimdi onun devamını çekiyorum. Zaten o videoda anlatmıştım. Elektrik tesisatında bir problem olmuş ve az önce, şu anda elektrikçiden geliyorum. Öğrendiğim kadarıyla arkadaşlar 92'den beri bu arabanın elektrik tesisatını ilk defa şu an ellemiş oldular. Öyle söyleyeyim. Zaten arabanın neresine elletsem abi ilk defa biz açtık diyorlar. Enteresan, yine öyle bir durum. Yakıt tesisatının elektrik sistemiyle alakalı bir problem vardı. Onu hallettiler ama onu hallettikten sonra arabanın kapıları açılmıyordu. Yani arabayı kilitliyordu anahtardan ama açılmıyordu. O da yine işte kumandayla merkezi kilit sisteminin beyni arasındaki bir problem. Şimdi onun için tekrardan gittim. Şimdi onu yaptırdım. Bütün sorunları hallettik. Bu arada bunları yaptırmışken tekrardan bakımını da yaptırdım arabanın. Yani bir 4000 kilometre olmuştu en son yağını değiştirili. Tekrardan bir yağını, yağ filtresini vesaire yine de bir değiştirdim. Yine bir elden geçirdim. Bu arada yeni arabanın da videosunu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Astra'yı sonunda aldık. Astra ile alakalı da zaten pek çok video artık göreceksiniz arkadaşlar. İşte uzun yol videoları gelecek. Ozan'da bizim 308 var biliyorsunuz. 308'in incelemesi gelecek. Bak ben yine konuşurken orta şeritte kaldım. Şöyle sağa doğru. Gerçi BMW geliyormuş, geçmeyelim. Böyle muhabbet ederken orta şeritte yavaş kaldım. Orta şeritten çok yavaş gitmek iyi bir şey değil arkadaşlar. Ben yavaş gidenlere kızarım, bilginiz olsun. Ben böyle bazen video çekerken konuşmaya dalıp unuttuğum olabiliyor. Şöyle sağa doğru geçelim. Her neyse, Astra ile arkadaşlar videolar gelecek. 308 var biliyorsunuz kuzenimde. Onunla beraber videolar gelecek. Bayramda falan böyle güzel videolar çekmeyi düşünüyorum size. Bu arada bir karar aldım. Artık dedenin içinde yıldız tilbe dinlemek yasak arkadaşlar. Çünkü ben bu arabayla iki defa çekiciye bindim. İkisinde de arkada yıldız tilbe çalıyordu. Bu araba yıldız tilbeyi duyunca buna bir şeyler oluyor. Artık yıldız tilbe yasak. Aha yine trafiğe giriyoruz. Bir de ben İstanbul'dan biraz bıktım arkadaşlar ya. Vallahi bıktım. İstanbul gerçekten biraz şu trafiğiyle beni yoruyor. Ve bir anda duracağız gibi hissediyorum. Gerçi burada hep oluyor bu da. Ya bu arabayı neden seviyorum? Şimdi arkadaşlar ben size en başından beri zaten söylüyorum. Eski bir araba aldığınızda muhakkak arada sırada bazı problemlerle karşılaşabilirsiniz.
çok düzgün bir araba almış olsanız bile 32 yıldır bu arabanın hiç işlem görmemiş pek çok noktası var. O yüzden yavaş yavaş arada sırada bunlar çıkıyor. Çok normal, olağan bir durum yani. Velhasıl mesela az önce bir tane bir abiyle karşılaştık otobanda, yolda yani, o arabada gidiyordu. Arabası çok hoşuma gitti. Ford'un bir modeli ama tam hatırlayamadım hangi modeli olduğunu. Spor bir modeli ama çok böyle eski bir arabası. 80'li yıllara ait bir arabası. Çok güzeldi arabası mesela. Görünce şöyle bir göz göze geldik onunla. İşte ben ona bir bip bip yaptım. O bana bir bip bip yaptı. Yani adamın yüzündeki gülümsemeyi görseydiniz birbirimizi çok iyi anladık. Yani aynı kafada iki kişi. Ben onun, işte ben ondan çok daha gencim ama aynı kafadayız. Ondan sonra çünkü adam herhalde 50'li yaşlarda falandı. Abi eğer bu videoyu izliyorsan araban çok güzel, bilgin olsun. Çok hoşuma gitti. Yani böyle birbirimize baktık, gülümsedik, elimizle şöyle yaptık falan. Ya bu duyguları tatmak bu arabayla gerçekten muazzam şeyler. O yüzden her güzelin bir kusuru olur. Yaşlı arabaya biniyorsanız böyle arada sırada şeyler olacak arkadaşlar. Şu anda çok şükür bir problemimiz kalmadı. Evimize doğru gidiyoruz. Yani dedenin sağlık durumu iyi. Bir problem yok arkadaşlar. Arada sırada böyle check-up'a girmesi gerekiyor. Normal bir durum. Ki zaten bu arada hani bilmiyorum ya, yeni bir arabayla bu tarzda şeyler başınıza gelse bu arada bence çok daha maliyetli olur gibi geldi bana. Ya tabii Allah korusun, ben tabii büyük şeyler yaşamadım ama böyle ufak tefek şeylerde bence hani Leon'dan pay biçiyorum. Yani Leon'da böyle şeyler yaşasaydım işte elektrik tesisatında problem olacak, yakıt pompasında işte sıkıntılar çıkacak falan, çok daha fazla maliyetli olurdu bence. Velhasıl durumlar bu şekilde. Astra'yı aldık, dedeyi sağlık kontrolünden geçirdik, bakımlarını yaptık. Şu anda her şeyi hallettik gibi gözüküyor, başka bir şey çıkmazsa. Bir de Yıldız Tilbe'yi dinlemek artık dedeye yasak arkadaşlar, onu da söylemiş olalım. Doktor yasakladı Yıldız Tilbe'yi. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdi ben trafikte sizi çok fazla sıkmayayım. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Bu arada abone olmayı unutmayın. Ha, Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın çünkü arkadaşlar Instagram'da genelde bu tarzda başıma gelen irili ufaklı olayları ilk Instagram'dakiler görüyor. Mesaj atan herkese çok teşekkür ederim yeni arabayla alakalı. Herkese gerçekten dönemedim. Yani çok az takipçim olmasına rağmen yüzlerce mesaj geldi. Yani saysak belki 600-700 tane gelmiştir. Ne yazık ki herkese geri dönemedim. Buradan teşekkür edeyim arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.